Şimdi diyabet hastalığı kabaca iki ayrılır. Tip 1 ve 2. Bir de görülen üçüncü model var ki onu da birazdan anlatacağım. Yeni yeni başlayan bir model. Tip 1 diyabet genellikle ilk bir yaşta teşhis edilen doğumsal olarak pankreası gelişmeyen çocuklardır. Bu, bu bunu insüline bağımlı diyabet diye bilinir. Bu çocuklarda pankreas gelişmediği için doğumsal olarak insülin vermekten başka çare yoktur. Ve maalesef bu çocuklarda hastalığı kontrol etmek neredeyse imkansızdır. Bu çocuklar çok da uzun yaşamazlar. Çok üzüntü verici bir hastalıktır. Bu tip 1 diyabette artış yok. 30 sene önce ne kadar görülüyorsa ne oranda görülüyorsa bugün de o oranda görülüyor. Tip, artış tip 2 Diyabet, Eskiden erişkin tip dediğimiz, şimdi 8 yaşa kadar inmiş olan diyabet, insüline bağımlı diyabet değildir. Pankreas çalışıyordur, insülin üretiyordur ama hastanın kan şekeri yükselmiştir. Ağır bir insülin direnci vardır. Pankreasın ürettiği insülin yeterince çalışmıyordur. Bu hastalarda pankreas çalıştığı için beslenmeyi düzene soktuğunuz zaman hasta tam şifa ile iyileşir. Yani karbonhidratları kestiğinde, gluten içeren tahılları kestiğinde hasta tam şifa ile iyileşir. Oysa bu hastalara tamamen yanlış bir beslenme modeli verilir. Tanı konulduğu anda her öğünde iki dilim tam buğday ekmeği, ara öğünlerde light bisküviler, meyveler, yine karbonhidratlar. Günde 180 gram karbonhidrat verilir bu hastaya ve bu hastalar bu beslenmeye uydukları zaman asla iyileşmezler. Ömür boyu ilaca mahkum kalırlar. Ve hasta da şöyle diyor hocam, e ben beslendim, düzgün beslendim. Sendim. Doktor ne dediyse onu yaptım. Doktor diyor. Ne dediyse onu yaptım ben ama iyileşmedim. Evet. Öyle olunca ne oluyor? Umudumuz kırılıyor ve te tekrar yemeğe veriyoruz Aynen kendimizi. Umutsuzluğa kapılıyor. Demek ki bu hastalık iyileşmiyor. Doktor dedi ki ömür boyu bu, ila bu ilaçları kullanacaksın. İyileşmez bu hastalık dedi. Bununla yaşamayı öğren dedi. Ben de bununla yaşıyorum. Her öğünde ekmek yemeye devam. Bunun niye yanlış olduğunu birazdan size anlatacağım. Şimdi diyabet tiplerine gelelim. Üçüncü tip diyabet nedir? Bu üçüncü tip diyabet bizim daha önce görmediğimiz, son 20 sene içinde görmeye başladığımız bir diyabet. Hasta sağlıklı. 10 yaşına kadar, 15 yaşına kadar, 20 yaşına kadar, 30 yaşına kadar hiçbir şey yok. Normal kiloda. Spor yapıyor. Hı hı. Bir gün fenalaştı diyor ailesi. Acile götürdük. Ne olduğunu anlamadık. Şeker 500. Şeker komasında. Şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Burada bu hastalarda aniden başlayan patlama tarzında bir tip 1 diyabet tablosu söz konusu. Bu hastalarda bakıyorsunuz pankreas çalışmıyor. insülin üretmiyor. Ama iyi de bu 20 yaşına gelene kadar hiçbir şey yoktu. Şekeri de yüksek değildi. Pankreas da Birden bire ne oldu da bu hastada diyabet meydana geldi? İşte bakın bu tip bir diyabet modeli yeni görmeye başladığımız bir tip bir diyabet modeli. Son 20 senedir yoğunlaştı. Ve hastaların hepsinde aynı hikaye var. Bu hastalıkta tip 1 diyabeti tetikleyen ana faktör gluten intoleransıdır. Çünkü biz artık klasik bilgi olarak biliyoruz ki gluten intoleransı tip 1 diyabet riskini tam 10 kat artırır. Yani yediğimiz hamur işleri. Evet. Yani Yediğim makarna. Kasteleri. Eğer bir insanda çölyak hastalığı varsa yani gluten intoleransı varsa onun tip 1 diyabet olma olasılığı tam 10 kat artmıştır. O anda sağlıklı olabilir ama gelecekte tip 1 diyabet olmayacağını göstermez. 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında bile birdenbire bir patlama anında yani sanki bir enfeksiyona yakalanmış gibi hızlı, sanki mikropla temas etmiş gibi aniden tip 1 diyabet başlıyor. Bunun ismini hala koyamadılar. Tip 1,5 diyorlar, lada diyorlar. Bu tip diyabeti hala tanımlayamadılar. Bu hastalarda gluten intoleransı olduğu için ve hangi gluten? Hayatımıza giren, 2006'dan beri hayatımıza giren hibrit tohumların gluteni. Özellikle bu hastalığa yol açtığı için o noktada bu hastalarda siz gluteni kestiğiniz anda hastaların ciddi bir kısmında son derece ciddi düzelme görülür. Bu hastaların önemli bir kısmında pankreas tekrar düzelebilir, iyileşebilir. Hatta insülinden kurtulma şansları olabilir. Bunu da gluteni kesmeden anlayabilmeniz mümkün değil. Çünkü gluten intoleransı herhangi bir kan tahliliyle gösterilemez. Görüyorum gelen hastalarda ilk teşhis konulduğunda hemen gluten intoleransı ile ilgili kan tahlillerine gliadin, transglutaminaz vesaire bakılıyor. Onlar negatif çıkınca sende çölyak yok demek ki çölyak değilmiş sebebi deniliyor. Bu kan tahlilleri en güvenilir olanı bile %80 yalancı negatif sonuç verir. Onun için bu hastalarda asla kan tahliline göre gluten intoleransı yoktur denmemelidir. Nasıl teşhis koyacağız peki? Çok basit. Bir sene boyunca bu hastada gluteni keseceğiz. Bu bir sene içinde bu hastaların kan şekerleri düzeliyorsa, insülin seviyeleri düzeliyorsa, pankreas C peptit değeri iyileşiyorsa tartışacak hiçbir şey yok. O zaman hasta iyileşmiş demektir ve gluten intoleransı olduğunda ispatladık. Bu hastaların dediğim gibi insülinden kurtulanları da var, insülinsiz yaşayanları da var. Ha ne olur en kötü ihtimalle belki insülinden kurtulamaz, belki pankreas tam bir randıman veremez ama hasta kullandığı insülini minimum dozda kullanır, kan şekeri dengelenir ve komplikasyonlar engellenir. Dolayısıyla diyabetten kurtulmak, tekrar ediyorum Profesör Hallberg'in söylediği gibi, diyabetten kurtulmak sadece pratik bir çözümdür. Pratik bir çözüm olarak hastalar beslenmelerine sahip çıkmalıdır. Gelelim şu verilen beslenmelere, hastalara verilen 180 gram karbonhidratlar. Bunlar tamamen hatalıdır. Bugün modern tıp ekolünün diyabet hastalığına yaklaşımı tamamen hatalıdır. Verilen ilaçlardan beslenmeye kadar. Bunların düzelmesi gerek ve birini çıkıp bunlara haykırması gerek. Bütün bir endokrin camiası hayatları boyunca, meslek hayatları boyunca hiçbir hastaları iyileşmemesine rağmen ve bizim sadece kitaptaki bilgileri uygulayan binlerce hasta iyileşip bu binlerce hasta mail atmasına rağmen yani ortada bir realite varken ve dünyada iyileşmeyen endokrin camiasının dediklerini yapıp da ilaçları kullanıp da iyileşmeyen ömür boyu çile çeken 835 milyon diyabet hastası varken böyle bir realiteyi Diyabet camiası görmezden gelemez. Hocam endokrin bu tartışma cemiyetleri... programı değil ama yani yanlış anlamayın sakın benim dediğimi. Şimdi siz koskoca bir camiaya aslında bu yaptığınız açıklamalarla karşınıza alıyorsunuz. Yıllardır yapıyorum bunu. 2016'dan beri bunu anlatıyorum. Peki nasıl oluyor? Yani bu koskoca endokrin camiası diyelim. Hı, -hı. Hepsi hata mı yapıyor? Hep hata yapıyor. Şu anda endokrin camiasının tip 1 ve tip 2 diyabete yaklaşımı hatalıdır. Baştan sona hatalıdır. Kitap bunu yazıyor. Ben bunu uyguluyorum, hata yapmıyorum demek yanlıştır. Dolayısıyla endokrin camiası mutlak surette bu yaklaşımın değiştirmelidir. Kitap tanrı kelamı değil. Kitap bir tıp kitabı. O kitapta yazan bilgi yanlış. O kitaptaki bilgileri uyguladığınız hastalar iyileşmiyor. O hastaların tamamı ömür boyu çile çekiyor. Ama öte yandan gluteni kesen ve karbonhidratı kesen tip 2 diyabetlerin tamamı iyileşiyor, ilaçtan kurtuluyor. Bu realiteyi görmezden gelemezsiniz. Yayın onu söylüyor, kitap bunu yazıyor diyemezsiniz. Bakın size örnek vereyim. 2015 yılında bir yayın çıktı. Bu yayın bir derleme yayındı, bir review'dü. Bu yayında dünyada son 20 sene içinde diyabetle ilgili yapılmış diyabet ilaçlarının etkinliğini araştıran yayınların tamamı incelendi. 3795 tane yayın bulundu. Tek bir noktaya baktılar. Bu yayınlarda çıkar ilişkisi var mı yok mu diye baktılar. Bu 3795 tane yayının tam %94'ünde yayını yapan e, bilim adamlarını diyabet ilacı üreten firmaların finanse ettiğini buldular. Dünyada diyabet oh, ilaçlarının ilaçlarını etkinliği ile ilgili yapılmış çalışmaların %94'ünü diyabet ilacı üreten firmalar yapmış. Yani aslında yani o diyabet ilacını içmemiz için bizi adeta Aynen öyle. E, Nerede bağımsız bilim? Bir yere sürüklüyorlar. Şimdi Peki, ne diyor bana? Yayın öyle diyor. Kitap bunu yazıyor. Kardeşim yayın da tanrı kelamı değil, kitap da tanrı kelamı değil. E, herkes hani bir eş seçersin, bir hayat seçersin. Bir yol seçersin, sağlıklı yaşama gidersin. Başka bir yol seçersin, sağlıksız yaşama gidersin. Tabii ki biz ekran başındaki için bunun için zorlamıyoruz. Ama kaç yıl oldu hocam meslekte? 29. Şimdi bakın meslekte 29 yıldan bu yana var olan ve tedavi ettiği hastalarla... E, ...neticede Türkiye gündeminde çok önemli bir yer teşkil eden... ...ve adını altın harflerle yazdırmış bir doktor var karşımızda. Öyle hocam gerçekten çok seviliyorsunuz. Ve yaptığınız e, ee, işte kitaplarınız e, ilaçsız yaşam ikinci baskıda değil mi? İkinci baskı değil, 34. baskı. 30 özür dilerim. İkinci baskı diyorlar. Güncellendi diyorum bak. sadece. 34. Yani, baskıda. Bir ay önce güncellenmiş yeni baskı Bir doktor çıktı. diyor ki hastalıktan kurtulmak İlaçlarla olmuyor. Hastalıktan kurtulmak gıdalarla oluyor. Şimdi neden aslında biz bu diyabet hastalığından kurtulmalıyız? Çünkü sadece diyabet hastalığıyla kalmıyorsunuz. Bu ilaç, daha doğrusu bu ilaçlarla ya da bu hastalık tedavi edilmezse ekranına gelsin, hocam da anlatsın. Amacımız burada felaket tellallığı yapmak değil ama bu hastalık tedavi edilmezse bir zincir gibi adeta bir domina taşı gibi Baştan vurduğunda sona kadar gelen hastalıklar Her var. Türlü Ekrana hastalık gelsin. Tetikliyor. Evet. İşte en önemlisi zaten bu. Buyurunuz, diyabet tedavi edilmediği sürece el ele yürüyen hastalıklar. Evet. Şimdi obeziteyi ilk sırada görüyorsunuz. Sakın aldanmayın. Yani sadece obez olan insanlar diyabet hastası olmuyor. Diyabet hastası olan insanların yarısı normal kiloda. Ama diyabet olduktan sonra bunlarda da obezite tetikleniyor ve bunlar da şişmanlamaya başlıyor. Kalp damar hastalıkları diyabetin yarattığı en önemli komplikasyon. Dünyada kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabettir. Kolesterol değildir. Size kolesterol hikayeleri anlatıyorlar. Unutun onları. Bunun yanında kalp damar hastalığı dünyada bir numaralı ölüm nedenidir. Dolayısıyla diyabet dünyanın bir numaralı ölüme yol açan hastalığıdır. Yetmiyor bakın yüksek tansiyon, felç, inme, beyin atana, atılan pıhtılar, Alzheimer. Alzheimer tip 3 diyabet olarak adlandırılıyor artık. Size bir gün Alzheimer'ı ve Alzheimer'da yapılan sahte bilimsel çalışmaları da anlatayım. Çok enteresan hikayeler var orada. Sahte yayınlar üzerine kuruyorlar bir takım tedavileri. Bir programda da onu anlatırım size. Bunama dediğimiz durum aslında Alzheimer'dır. Alzheimer bunamaya yol açan en önemli hastalıktır. En fazla görülen hastalıktır. Kanserler yine aynı şekilde. Kanser riskini onlarca kat artırıyor diyabet. Başka ne hastalıklar? Böbrek yetmezliği, görme bozuklukları Diyabetik ayak gibi pek çok farklı hastalık. Diyabetik nöropatiler hasta ayağını hissetmez hale geliyor. Ayağını ayakkabı vuruyor, yara oluyor, yara olduğunun farkında değil. Yara olduğunun farkına varmadığı için de beyin oraya iyileştirme ekipmanlarını yollamıyor ve hastanın yarası iyileşmiyor. İyileşmeyince bu sefer diyabetik ayak dediğimiz durum ortaya çıkıyor ve maalesef hastanın ayağının kesilmesine kadar gidiyor. Bakın diyabet deyip geçmeyin. Diyabet sadece kendi başına bir şeker yüksekliği hastalığı değil. İki tane ilaç aldım şekerim düştü ne olacak ki demeyin. Bakın diyabet nelere yol açıyor. Niye bunları anlatıyoruz size? Az önce Nur'un söylediği gibi korkutmak için değil. Değil. Size problemin ne kadar büyük olduğunu gösteriyoruz ve çözümü de gösteriyoruz. Hiçbirimiz diyabet olmaya mahkum değiliz. Şimdi sizin de mutlaka sorularınız vardır. Hocamızla fotoğrafımız var Beyaz TV Instagram sayfasında. Hı hı. E, bu sayfaya yani bu fotoğrafın altına siz de sorularınızı sorun. Amacımız gerçekten en sevilen hekimi... ...evinize getirip e, sizin de kafanızdaki soru işaretleri ortadan kaldırabilmek. Buradan okuyacağım tek tek hı hı. hocamıza hangi soruyu soracaksanız. Şimdi e, bir de çok duyduğumuz bir şey var. Tip 2 diyabet, tip 1 diyabet. Bir de derler ki benim insülin direncim var. Hı, çok güzel. Ve acayip yaygın. Hı hı. Küçük çocuklardan ileri yaşta bulunan büyüklere kadar. İnsülin direnci ne? İnsülin direnci tedavi edilmezse şeker hastası olur muyuz? Evet çok güzel bir soru. İnsülin direnci aslında bir pre diyabet durumudur. Yani diyabetin öncülüdür. İnsülin direnci değil sadece. Polikistik over. Ben de hipoglisemi var hocam. İnsülin direnci var hocam. Huzursuz bacak gibi tabloların tamamı aslında diyabetin ön belirtileridir. İnsülin direnci nedir? İnsülin bizim vücudumuzda kan şekerini düşüren tek hormondur. Bizim vücudumuzda insülinden başka kan şekerini düşüren herhangi bir mekanizma yoktur. Bu garip bir durum. Çünkü insan vücudunda yedeksiz hiçbir şey yoktur. Örneğin gözlerim iki tanedir, burun deliğim iki tanedir. Benim şekerim düştüğü zaman yükseltecek 5-6 ayrı mekanizma çalışır vücudumda. Ama şekerim yükseldiğinde düşürecek sadece insülin var, yedeği bile yok. Niye? Çünkü biyokimyasal olarak biz doğuştan şeker yemeye uygun yaratılmamışız. Karbonhidrat tüketmek bizim fıtratımıza aykırı beslenme. Şimdi ben eğer sürekli karbonhidrat yersem ne olur? Şeker yedim, tatlı yedim, bal pekmez yedim veya ekmek yedim Poğaça yedim, börek yedim. Bunların hepsi karbonhidrattır. Kan şekerini çok hızlı yükseltir. Balı da mı katıyorsunuz? Ama bal şifa kaynağıdır hocam. Bal şifadır Doğal şeker. ama bal dediğiniz tarih boyunca bir tatlı kaşığından fazla yenmez. Siz oturup da öyle kilo kilo bal yerseniz ve üstelik bugün yediğiniz balların %99'unu arı değil insan üretiyor. O zaman o size fayda değil zarar Tamam eder. gerçek bir organik bal bulduk. Yani Hı. sabah bir tatlı kaşığı yesek hani ne olur yani? Sağlıklı insansanız bir şey olmaz ama insülin direnciniz varsa, diyabete Tetiklenme. eğiliminiz varsa o zaman tetikler diyabeti diyabet hastası onu da yememeli o yüzden.